Herkese pazar gününden günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün de sizlere böyle kahvaltı sofrası ile günaydınlar, merhabalar diyorum. Şöyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırladım. Saat biraz geç oldu, 1'e geliyor. Ama olsun, 11 gibi kalktım. İnanın akşamdan beri o kadar ilaç içtim. Hala hafiften başım ağrıyor. Birazdan bir ilaç daha içeceğim. İnşallah geçer. Kahvaltı yapacağız, evi toparlayacağız. Ondan sonra biliyorsunuz yasak kalktıktan sonra ablama gideceğiz, söylemiştim. Şöyle şimdi annemi, babamı ve kızları bugün kaldırıyorum. Çünkü işimiz var. Hemen soğutmadan çayları dolduruyorum. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. Kahvaltımızı yaptık. Annemle buraları toparladık. Vallahi işimiz bitmiyor. İki kadın böyle her gün ayaktayız. İş güç bitmiyor. Tekrar böyle süpürdük falan. Söylemiştim size zaten ablama gideceğiz. Ablam mısır ekmeği istemiş. Annem mısır ekmeği yapmış. Ben kaçırdım tabii ki. Beni beklememiş annem. Mısır ekmeği tarifini çekmemi isteyen arkadaşlar vardı. Ama annem acele etmiş, mısır ekmeğini maalesef çekemedim. Sana giderken yapacağım ya. O zaman çekeriz. Bana giderken yapacakmış annem. Şimdi böyle anne kız balkonda biraz dinlenelim. Çünkü gerçekten inanın ter döktük böyle. Acayip sıcak burası. Ay onu da taşırıyordum az daha. Annemle birer kahve içelim dedik ablama gitmeden önce. Nescafe yaptık şöyle. Şimdi tepsiyi alıp balkona geçiyoruz. Mis gibi balkonda Nescafe keyfi yapıyoruz anne kız. Ben de akıttım. Buraları mis gibi yaptık. Biraz çamaşır vardı. Döktüm tabii ki. Annem onları da toparladı. Mısır ekmeğini çıkardı. Bu ikisi bir arada. Çok azıcık şeker atıyoruz. Annem de burada. Şimdi güzel oturacağız. O maske ne anne? Benim. Ha, gitmek için mi hazırladın? Annem böyle tez canlı. Hemen gideceğiz gibi maskeyi falan da hazırlamış. Şimdi biz burada pöfür pöfür balkon esiyorken kahvemizi içelim. Ondan sonra zaten saat 4 mü 4.30 mu anne? 4. 4 saat. 2-2.5 saat sonra falan gideriz büyük bir ihtimalle ablama. Ya da 7'ye doğru gideriz. Acelemiz yok nasıl olsa. O da çünkü nöbetten çıktı. O da demin aradı işte mısır ekmeğini ablam istedi. Bana lahana yapmış. Biliyorsunuz lahanayı çok seviyorum. Böyle bize afiyet olsun. Görüşürüz. Bakın her zamanki gibi gördüğünüz gibi kek görünümlü annemin mısır ekmeği hazır. Böyle hemen tepsiden çıkarmış. Biraz babama keseceğiz. Babam bizle gelmiyor çünkü. Vallahi harika olmuş her zamanki gibi. Lahanayla yemek için sabırsızlanıyorum ama lahanayı yiyince ne olurum bilmiyorum. Ağrı kesici içtim çünkü başım bugün geçmedi. Belki migreni olan arkadaşlar varsa aranızda bilirler. Lahana ıspanak biraz ağır geldiği için baş ağrısını daha çok şiddetlendiriyor. O yüzden ablama gidene kadar inşallah başım diner. Mısır ekmeğimiz de bu şekilde. Annemin ellerine kollarına sağlık. Az önce de söylediğim gibi tarif bekleyen arkadaşlara inşallah gitmeden önce annem yaparken çekeceğim. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. Akbala kadar gidiyorum. Kalktığımızdan beri inanın oturmadık. Saat 5.30. Telefonu da elime alamadım maalesef. Tatlı alacağım. Ablam bir şeyler hazırlamış. Tatlı yapma ben alayım dedim. Akbal'ın ekler pastası güzel oluyor. Ekstra bir misafirimiz var. Eşim geliyor. Normalde yarın gelecekti. Bugün işlerini ayarlamış. Yolda şu an. Akşam Allah'tan bir şey çıkmazsa gelecek. Yarın da zaten biliyorsunuz hastane işlerimiz var. Eşim buradayken kısa bir planımız var. Sizlere açıklarım yarın. Böyle. Şimdi markete gideyim. Alacağımı alayım. Ondan sonra ablamla görüşmek üzere diyorum. Çıkartmış olmaz.
Şimdi ablama geldik. Taksiyle geldiğimiz için hemen 15 dakikada geldik. İnanın kan ter içinde kalmıştık. Hemen üstümüzü çıkardık. Şimdi ablam bir şeyler hazırlamış. Ben de ona yardım edeceğim. Sofra kuracağız. Eşim de bir saate kadar falan gelir büyük bir ihtimalle. Böyle bakalım. Biz şimdi ablama geldik. Bayağı bir arkadaş ablamın yeni salon takımını merak ediyordu. Ben de geldiğimde çekeceğimi söylemiştim. Ben de şimdi gördüm sizlerle birlikte ama gerçekten hepsine bayıldım. Allah güle güle sağlıkla oturmayı nasip etsin. Şöyle yakından göstereceğim. Ablam aslında yarın çekmemi istedi çünkü fonları gelmemiş, gri fon perde diktirdi. Onlar yarın gelecek ama ben bugün çekeyim istedim. Şöyle teklileri var. İnanın kumaşına bayıldım. Böyle kadife gibi ama sanki şeye de benziyor. Neydi o leke tutmayan kumaşlar? Tay tüyüne de benziyor ama ablam tay tüyü değil diyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Teklileri iki tane şöyle krem. Şu şekilde. Üçlünün bir tanesi böyle gri ama maviye de benziyor. Ablam gri dedi ama sanki bana böyle maviyi de andırdı. Yastıkları böyle. Chester model aldı. Zaten böyle istiyordu ablam. Malı falan o kadar güzel ki ben gerçekten çok beğendim. Diğer üçlü de böyle krem arkadaşlar. Çok çok güzel gerçekten vallahi. Hele masasına da bayıldım. Masa da böyle bu senenin modasıymış. Gri masa. Şöyle göstereyim sizlere. Şurası şöyle mermer desen açılıyormuş. Ben böyle masanın üstünü gri ilk defa gördüm. Sandalyeler de yine aynı şekilde koltuklara uygun. Hepsi birbirinden güzel. Vallahi benim bile koltuk değiştiresim geldi yani o kadar beğendim. Masa bu şekilde. Aynayı zaten eniştem beyaza boyamıştı. Evi zaten size göstermiştim. Eniştem böyle beyazla gri boyamıştı gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Bazı arkadaşlar koltuk alacakmış. Ablana gittiğinde çekersen bize de fikir olur demişlerdi. O gün aldığımız halı da böyle arkadaşlar. Elif'le ablamla eniştemle gitmiştik. Bu halıyı almıştık. Ablamın kendi halıları uymamış. Griye bakmıştı ama biz bunu çok beğenmiştik. Gridense böyle krem çok çok güzel uymuş. Fiyatını da soran arkadaşlar olacaktır. Çünkü koltuk takımı alacak olan arkadaşlarım varmış. Koltuk takımı 9 milyardan 6,5'a gelmiş. Ablamların hem tanıdığıymış hem de biliyorsunuz böyle peşin alımlarda indirim yapıyorlar. Masa takımı da normalde 4000 liraymış. Ablamlar 2900'e almışlar ama malzemesi gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Oturduğum denedim de ben çok beğendim. Yerlerle de görüyorsunuz zaten yerleri yeni değişmişti. Şuraya da şöyle gri bir postu vardı ablamın, ondan atmış. Gerçekten ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Yarın fonlar da gelince çekebilirsem çekeceğim. Böyle arkadaşlar çok çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla inşallah otursunlar diyorum. Chester'ları zaten çok seviyorum. Bu modele de bayıldım. Ben resmini falan da görmemiştim. Böyle yani ablamın yeni salonu bu şekilde. Darısı isteyen herkese olsun. Bakın masada annemin masasından eser kalmamış. Böyle iki hanım masaları oluyor ya aynı ona benzemiş. Gerçekten eniştemin ellerine kollarına sağlık. Vallahi o ne güzel oldu. Annem de masasını görünce inanamadı. Gerçekten boşa dememişler. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. Harika olmuş. Ablam şöyle bunları da koymuş hasırlarını. Tabii ki çiçekler de. Abla bu benim aldığım çiçek döküldü mü ya çiçekler? O yaprağı çiçeği döküldü. Çıkacak tekrar yeşil. Ama evet tomurcukları var. Anneninki de çünkü biraz şuraları falan böyle kel kaldı gibi oldu. Çiçekler de böyle zaten. Ablamın çiçeklerini beğenip soruyorlar. Çiçek açıyor. Tekrar. Üçüncü kez. Tomurcuk. Aa evet abla. Anneminki bak bu niye böyle küsmüş gibi abla? Hangisi? Şu. Hangisi yavrum? Çiçekler. Onlar ama yeşim artık solacak zamanı geldi. Yeniler açıyor işte. Ben orkide hiç bakamıyorum ya. Bana Barış almıştı da hemen öldü. Burada sarı yok muydu abla? Sarı burada bak. O da çiçekler solu yeni çiçekler açıyor bak. Doğru. Alttan zamanı ama ya. Ama bu masa harika olmuş. Aynı iki hanım masaları var böyle gördün mü hiç? Onlara benzemiş. Şöyle göstereyim. Adam şimdi salonda yiyelim dedi. Ben bu balkonu çok seviyorum. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Güle güle kullanın. Vallahi çok güzel olmuş.
Eniştemin ellerine kollarına sağlık. Evet, ablamın bu muhteşem güzel sofralarına alışkınsınız zaten. Yine her zamanki gibi çok güzel bir sofra kurdu. Allah razı olsun. Bakın bu tenceresine bayıldım. Ben bu tencereyi 101'de görmüştüm ama almamıştım. Şimdi ablam da görünce çok hoşuma gitti. Taze fasulyeyi ona koyduk. Böyle sarma pişirmiş, harika olmuş. Yaprak o kadar ekşi ki anlatamam sizlere. Salata yaptık. Annemin yaptığı mısır ekmeği size evde göstermiştim. Ablam şöyle karışık kızartma yaptı. Patates, biber, köfte ve domates kızarttı. Burada da benim en sevdiğim karalahana mısırlı, bulgurlu, barbunyalı. Ablam böyle susuz yapıyor. O şekilde çok seviyoruz. Bol acılı. Şöyle ev yoğurdu da varmış. Daha ne olsun, içeceklerimiz de burada. Mercimek çorbası ablam koyacak. Ben hepsini koydurmadım. Çorbamız da burada. Çorbaları koydurmadım çünkü kızlar bizim çok çorba sevmiyorlar. Belki içmezler. Onlar sarma hastası. Şimdi çorbaları da koyacağız. Annemle, eniştemle, ablamlarla güzel akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Eşim gelmedi büyük bir ihtimalle. Biz sofradayken gelir. O zaman bize afiyet olsun. Bizi eğer akşam sofrasında izliyorsanız herkese de afiyet olsun. Rabbim herkese versin. Ablamlara da bin bereket versin. Allah kimseyi yoklukla sınamasın diyoruz. Bize afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi eşim geldi. Abla enişteme söylesene, yer arıyor. Gel bak Durut, gel. Bu arada Elifler de geldi. Ben hiç telefonu elime almadığım için söylemedim. Durucuk da burada, Elif de burada. Eşim de geldi. Kaç saatte geldi hiç şu an hatırlamıyorum. 3'te Ankara'daydı dedim. 3'te Ankara'daydı. Çok şükür. Ay. Ay abla, orası beni korkutuyor. Gerçi o acılı şoför değil mi? Alo. Dik ya. Eniştem alo diyor. Evet, bu güzel mobilya kokusu arasında kapanışı burada yapayım. Yeni mobilya kokusunu çok severim. Belki aranızda sevenler vardır. Gerçekten ablamın salonunu çok beğendim. Ben çekim yaptıktan sonra, yemek yedikten sonra Elif'le kardeşim geldi. Duru Kuş geldi. Azra zaten bizimle, biliyorsunuz. Normalde Elif annesindeydi. Ben kalacak zannetmiştim. Bugün hiç görüşmemiştik. O yüzden haberimiz yoktu. Bir baktık kapı çaldı. Elifler geldi. Eniştemle ablamlar meğersem Rıza'yı aramışlar. Onlarla hep beraber oturduk balkonda. Eşim, eniştem, kardeşim, gelinler, görümceler. Keyifli bir akşam geçirdik. Bir tek babam yoktu. Çünkü babam yarın annemlere yakın olan hastaneye gidecek. O yüzden babam gelmedi. Oturduk. Her şey çok keyifli, çok güzeldi. Eşim geldi. Normalde benim eşim 10 Temmuz'da gelecekti. Fakat bize askeri kamp çıktı arkadaşlar. Tatile gideceğiz. Allah'tan bir şey çıkmazsa. O yüzden bizi almaya geldi. Yarın hastaneye gideceğiz. Ultrasonu falan zaten gün verecekler. Tatilimiz bir hafta sürecek. Bir haftadan sonra inşallah buraya geri geleceğiz. Çünkü eşyalarımı da burada bırakacağım. Hem de doktor kontrolüm olacak. Belki burnumdan tekrar ameliyat olabilirim, bilmiyorum. Çünkü gerçekten nefes problemi yaşıyorum. Sanki böyle tekrar kemik eğriliği oldu gibi. Bir günde böyle nasip olup burun ameliyatımı anlatamadım. Bende septum devilasyon, yani kemik eğriliği vardı. Ameliyatım da 4,5 saat sürdü. Bayağı bir çektim. İnşallah bir gün böyle detaylı anlatacağım. Çünkü bazı arkadaşlar soruyorlar. Ama ameliyatım gerçekten çok zor geçmişti. Sanki böyle hafif eğrilme var gibi, ya da ben öyle hissediyorum. Kontrollerim de çok geçti. Temmuz'un 3'ünde 1 sene olacak ameliyat olduğum, o yüzden kontrole geldim. Hem de göğsümde söylemiştim, kistlerim var. Sizler de bugün çok güzel dualar etmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kurban olduğum Allah içinde biz de dahil hiç kimseye dert verip derman aratmasın, hiçbirimizin bugünlerini aratmasın diyorum. Yani böyle eşim de geldi. Tekrar hastane işleri için geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da zaten iznimizin yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Şimdi giderken üzülmeyeceğim. Normalde komada giderim. Ama tekrar geri geleceğim diye böyle çok ağlayarak gitmeyeceğim. Ben buradan giderken çok ağlıyorum. İnanın 2-3 gün kendime gelemiyorum. Tabii ki çok etkileniyorum. Herkes gibi ben de ailemi özlüyorum. Bazı arkadaşlar böyle her zaman buraya geliyorum gibi zannediyorlar ama ben yeri geldi 2 sene ailemi göremediğim zamanlar da oldu. Senede bir kere geldiğim zamanlar da oldu. Doğularda çünkü çok uzak yerlere gitmiştik. Gelip gitmemiz sıkıntıydı. Ailem benim yanıma gelemiyordu. Böyle arkadaşlar, bu işin zorluğu da var, güzelliği de var.
Allah sağlık versin herkese diyorum. Çok uzattım. Yarın pazartesi herkese huzurlu, mutlu günler diliyorum. Ablam şimdi çay demledi. Tekrar balkonda çay içeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah severek, sıkılmadan, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.